İç siyasetteki tartışmalar da bu hafta sonuna göre biraz yönlenecek ya da e, yerel seçim tartışmaları doğru gidecek gibi geliyor bana. Evet. Katılıyor musun Barış? Hafta sonu ne olur Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında? Hafta sonu ne olur? Evet. Tamam. O zaman rakamlarla konuşayım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 55 il başkanı Ankara'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandılar yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yaptılar ve bu 3 saatlik toplantının ardından 55 il başkanı ki toplamda 774 delegeye yakın bir temsiliyetleri var. Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylediler. Bu toplantıda neler konuşulduğunu sordum il başkanlarına. İl başkanları bir kere Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan cumartesi ve pazar günü yapılacak olan kurultayda tansiyonun olabildiğince düşük tutulması için genel merkezin çaba göstermesini ve bu kurultaydan birlik beraberlik görüntüsüyle çıkılmasını ardından da hemen yerel seçim sürecine başlanacak adımların atılmasını istemişler. Sayın Genel Başkan'a nasıl bir parti meclisi olması gerektiği yönünde de düşüncelerini anlatmışlar. Sonucu nasıl tahmin ediyorsunuz? Söyleyeceğim. Şöyle bir karara varmışlar. Cumartesi gecesi Sayın Genel Başkan seçimi kazandığı takdirde parti meclisinin nasıl oluşacağı, nasıl bir profilin oluşacağına ilişkinde Sayın Kılıçdaroğlu ile bir toplantı yapacaklar. Şimdi bugün kendisini değişimci olarak ifade eden bir arkadaşımıza şunu sordum. Sana göstereceğim programın moderatörü olduğu için ama ismini lütfen söyleme. Programın çünkü moderatörü sensin ve bu konuda tartışma olmasın diye ee, şöyle göstereyim ismini, ama lütfen ismini söyleme. Tabi. Tamam. Tanırım zaten. Tanıyorsun. Ha. Kendisinden nedir durum diye değişimci bir milletvekili. Hı hı. Durum nedir, nasıl bir tablo var diye yayına gelmeden önce sordum. O da arkadaşlığımıza, dostluğumuza binaen değişimcilerin. Hazırladıkları tabloyu gösterdi ve bir daha ayağa kalkayım sana sonucu göstereyim. Değişimcilerin hazırladığı tabloda görüyorsun Sayın Kılıçdaroğlu kurultayı e, kazanıyor. Okuyayım o rakamı. Oku onların rakamına göre 718, 718. 650 görünüyor hı. ama burada İstanbul eksik çünkü İstanbul'a sıfır yazmışlar. Hı hı. Neden? İstanbul'u... ...öyle değerlendiriyorlar. Sıfır çıkacak Şimdi, diye onu anlatırım vakit olunca. Barış bir şey bir şey sorma. Bunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Tamam. Değişimci olduğunu söyleyen... ...ve kendisini öyle ifade eden milletvekili... ...arkadaşımızın... ...kendi aralarında... ...yani değişimcilerin hazırladığı tabloda... ...İstanbul'a sıfır yazmışlar. Ki kesinlikle doğru değil. İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...en az 60 ya da 70 oyu var. Bunu da üstüne koyduğunda... ...değişimcilerin tablosuna göre... Sayın Kılıçdaroğlu 780 oy alıyor. Geçen sizin Taksim Meydanı'nda Gürsel Erol da 780'e 560 biter. Sana demiş. ben kimden geldiğini <laughs> evet. değişimci bir milletvekilinden bana gelen rakam tablosunu gösterdim. Değişimcilerin kendilerinin hazırladığı rakam tablosunda aritmetiğinde delege sayısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun 780 oy alarak <laughs> seçimi kazandığı görülüyor. Barış bir şey soracağım. Biraz sonra Ankara'yı ya... yazmışlar tek, tek. <laughs> Ankara'ya, Tekin Bingöl'e tamam. döneceğiz. Bu Taksim Meydanı'nda yapılan ki biraz sonra özet olarak söyleyeceğim. Gürsel açıklamalarına cevap hakkı istedim Şimdi şey tamam bir şey bir şey, bir şey söyle, daha söyleyeyim. Sorun. Değişimci söyle. arkadaşlar itiraz ederlerse de tabloyu da buradan söyleyeyim. Kendi tablolarında yer alan, kendi tablolarında yer alan Birkaç rakamı vereyim. Önce büyük şehirler. Adana'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 oy, Sayın Özgür Özele 2 oy yazmışlar. Ankara'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 60 oy, Sayın Özgür Özele 12 oy yazmışlar. Antalya'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 30 oy, Sayın Özgür Özele 3 oy yazmışlar. Aydın'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 14 oy Sayın Özgür Özele 2 oy yazmışlar. Balıkesir'de Sayın Kılıçdaroğlu'na 16 oy, Sayın Özele 2 oy yazmışlar. Ondan sonra Erzurum'da 4 oy yazmışlar Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Özele 8 yazmışlar. Antep'te 14 14 demişler ama bu tablo bugün değişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine döndü. Mesela Hatay'da Sayın Kılıçdaroğlu'na 17 oy yazmışlar. Sayın Özel'e 5 oy yazmışlar. Bu da gerçekçi değil. Hatay belki bir fire verebilir. Belki. Peki bu kurultaydan sonra Hı -hı. kısaca. Bu okuduğum ge değişimcilerin tablosu. Cumhuriyet Halk Partisi için Sana gösterdim kim olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bitmeyen tartışmalar var. Bunlar bir hal yoluna girermiş şöyle ki. Mesela geçen yine Taksim Meydanı'nda Gürsel Erol işte Tekin Bingöl'ü işaret ederek yanlış bilgi veriyorsam bunu yanıtlasın dedi ki o tamam. da o şeyde yayına gelecek. ittifak konusunu konuştu. O konudaki iddiaları ortaya attı. İttifak istemediğini fakat işte parti içerisinde bir grubun 5 partinin CHP'den aday olmasının çalışmasını yapın. Bize bilgi verin. E, de Tekin Bingöl e, bunları önderlik ettiğini ve bir nevi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanılttığını falan söyledi. Evet. Bunlar ciddi iddialar. Bu tartışmalar bitecek mi bu kurumdan Şöyle, sonra? Şöyle bu tartışmaların dışında izleyicilerin merak ettiği bir noktaya daha değineyim sonra da ona cevap Kısaca vereyim. Kısaca Ankara'ya döneceğim. Tamam. 55 il başkanının yaklaşık 774 delegeye seçilmiş delegeye delegenin daha doğrusu temsiliyetini ifade ettiğini söylemiştim. Fakat bunun içinde şu yok. Bunun içinde örneğin 95 milletvekili yok. Bugün Sayın Genel Başkan'a, Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekillerinden toplanan 95 imza teslim edildi. Bunun yanı sıra 13 YDK üyesi Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veriyor. Bunların ikisi milletvekili olduğu için o 95'in içinde 11 de oradan geliyor. Vekil olmayan 16 parti meclis üyesi de üst üste eklendiğinde Sayın Genel Başkan'ın 800'ün üzerinde bir oy alması bekleniyor. Zaten değişimcilerin az önce gösterdiğim Erdoğan Aktaş'ın da şahit olduğu telefon mesajına göre değişimcilerin tablosunda da Sayın Kılıçdaroğlu 800'e yakın bir oy alıyor. Değişimcilerin tablosunda fakat genel merkezin tablosunda 820'nin üzerinde bir oy alıyor. 900'e yakın gidip geliyor tabi delege asker değil. Sabah kalkar fikri de değişebilir. Kabine girdiğinde Ali Bey de bilir. Vazgeçebilir. O gün birine birinin bir demecini okur. Ondan vazgeçer vesaire. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağını görüyoruz. Peki. Yani genel merkez bu konuda kendisinden emin. Cumartesi gecesi parti meclisi nasıl şekillenecek diye bunu tartışacaklar. Çünkü değişimciler içinde Ekrem İmamoğlu'nun sürdürdüğü bir tartışma var. Ekrem İmamoğlu parti meclisi kadrolarını tamamen kendisi belirlemek istiyor. Örneğin Özgür Özel bir milletvekilini parti meclisine almak istiyor. Fakat Ekrem İmamoğlu o arkadaşın ilinde il başkanlığı kongresini kaybettiği için kesinlikle olmaması gerektiğini söylüyor. Diyor ki il başkanlığı seçimini kaybettiler. Zaten delege getiremeyecek. Nasıl parti meclisinde olacak diyor. Sadece Selin Sayekbökey'e şu ana kadar vize vermiş Ekrem İmamoğlu. O da Özgür Özel'in sorunu nasıl çözecekler kendi aralarında bilmiyorum. Peki Ankara'ya döneyim. Ee, Tekin Bilgöl karşımı. Tekin abi'den bir, bir 30 saniyede rica edeyim. 100, 180 imzaya da bir açıklık getireyim. Geçen gün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel'e bazı imzalar götürdü. Bu imzaların 180 kişinin imzası olduğu ve tamamının Özgür Özel'i desteklediği söylendi. Bu 185, doğru değil. Bu doğru değil. Ha, sonra doğrusu. 85 oldu. 185 oldu. Rakamlara doğru söylendi. Konuştuğum geçen. isim de verebilirim. En az 10 delege ismi geçen orada imza verdiği söylenen en az 10 delege biz. Boş kağıda imza attık çünkü bize şunu söylediler. Herkes adını, soyadını, TC kimlik numarasını, parti üyeliği numarasını yazsın, versin. İl başkanımız da bu listeler hazır olsun. İstanbul birlik beraberlik için kongreye gitsin dediler. Biz onun için o imzaları verdik dediler. Ya Barış bu devirde yanlış. Hangi aklın başında insan yanlış. boş kağıda ben TC yapmam, kimlik numarasıyla imza atar. Şunu atın. da söyleyeyim. İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'na birebir benim tanıdığım en az 60 delege kemiksiz bir şekilde cumartesi günü oy verecektir. Hepsiyle konuşuyorum. Çok üzüntü duyduklarını, kendilerinden imzaların bunun için alınmadığını söylüyorlar. Hatta bu imza toplama işin içinde bulunan Erdoğan Toprak da yakın çevresine bundan dolayı şikayet ediyor. Ya biz böyle konuşmamıştık diyor ama Erdoğan Toprak için şimdiden geçmiş olsun diyeyim. Zaten bu süreci bu kadar karma karışık hale getiren o tamam, Rıza Akpolat ve Gökhan Yüksel'dir. Şunu söyleyeyim. Elimizde iki tablo var. Biri genel merkezin tablosu. Genel merkezin tablosuna göre Sayın Kılıçdaroğlu 800'ün üzerinde oy alıyor. Değişimcilerin sana gösterdiğim tablosuna göre de Sayın Kılıçdaroğlu 800'e yakın oy alıyor. Peki.